Merhaba arkadaşlar. Bugün while loop'unu anlatacağım. Geçen dersimde simple loop'unu anlatmıştım. Bugün while loop'unu anlatacağım. While loop ne işe yapar arkadaşlar? While loop'u bir condition içerir. Ve condition true olduğu sürece loop'a girer. Condition false olduğunda loop'tan çıkar. True veya false parametresi alır. Yani parametre şöyle söyleyeyim. True veya false condition içeren bir eşitlik alır. Alır diyeyim. Şöyle göstereceğim zaten. Mesela arkadaşlar bugün şey yapalım. Birden 10'a kadar olan sayıların toplamını while loop ve simple loop ile yapalım. Bu arada nota düşüyorum. While loop ile yapacağınızı simple loop ile yapabilirsiniz. Çünkü bunların hepsi aynı. Bunların hepsi aynıdır. Sadece biri daha kısadır. Biri daha uzundur. Daha uzun kod yazmaya gerektirir. Geldim işime yapmaya. Şimdi declaration yapıyorum burada arkadaşlar. Önce bir sum toplam olacak. Toplam nedir arkadaşlar? Sum number diyelim. Buradan ama da ilk değer atamam lazım. Ama ben atamıyorum arkadaşlar. Ben geçen dersimizde gösterdiğim şeyi burada yapmak istiyorum tekrar. Vsum ve bir de counter'ım sayıcım olacak arkadaşlar. Number. Şimdi arkadaşlar burada ben begin diyorum. End diyorum. Ve loop'umu buraya yazacağım. Geldim arkadaşlar buraya. Şimdi burada while yazıyorum. While'ın içinde arkadaşlar burada bir condition olacak ve o condition her seferinde true olduğu sürece burada bir loop olacak. Bakın loop da böyle başlar while'ın içinde. End loop. Şimdi arkadaşlar bu condition öyle condition yazacağım ki bu hep true olana kadar while loop'a girecek veya counter diyeceğim. 10'a kadar dediğim için 10'dan küçük olduğu sürece loop'a girsin. Her seferinde geleceğim arkadaşlar. Şimdi while ve counter burada boş. Null şu anda burada arkadaşlar. Ben buna bir değer atmam lazım. Ne yapacağım arkadaşlar? Ben diyorum ki burada atayım hadi bakalım. Ama nasıl atacağım arkadaşlar? Nasıl atarım arkadaşlar? Nasıl sıfır atarım buna ben? Böyle atayabilirim tabii ki de. Ama bunun bir anlamı yok. Ben bunu yoklamam lazım. NVR diyeceğim arkadaşlar. Count ve counter. Null ise sıfır atar. Aynı şekilde sum'a da diyeceğim. Ve sum. Null ise NVR diyorum. Null ise ve counter. Kilitlendi. De sıfır atar. Ha, yani artık ben buraya loop'a geldiğimde kontrol yapıyorum önce. Diyorum ki eğer sıfır nullsa kontrol yap. Burada sıfır da atabilirdim arkadaşlar. Sadece ben neveli kullandık diye daha önce daha iyi hatırlamanız için tekrar kullanıyorum. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bunu burada da yazabilirdiniz. Veya şöyle de yapabilirdiniz. Neveli ve counter diyorum. Sıfır. Böyle de yazabilirdiniz. Bu kadar basit. Veya şunları commentlerseniz. Öyle yapalım. Bir de öyle yapalım. En azından iki şekilde de görmüş olun. Şimdi arkadaşlar burada gelecek loop'a counter bakacak. Null önce sıfır yapacak. Girecek sonra loop'a. Sonra tekrar 1 artacak. Bir geldiğinde neveli artık kullanmayacak. Çünkü neveli bir kere kullanacak. Null olduğu için bir kere kullanacak. Başka kullanmayacak. Şimdi arkadaşlar gelelim. Yaz şeye. Vsum diyorum. Eşittir. Vsum. Artı. Ve counter. Değil mi arkadaşlar? Ama nasıl olacak arkadaşlar? Önce NVL diyeceğiz burada. Değil mi arkadaşlar? Burada dememize gerek var mı? Yok. Burada dememize gerek var. NVL diyeceğim arkadaşlar. Sum 0. Yani burada da sum 0 geliyorsa, null geliyorsa 0 ata ve counter'ı topla, bunu ata. Böyle yapacağız. Sonra da arkadaşlar ve counter'ımızı gideceğiz. Ve counter artı 1 diyeceğiz. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. En sona geliyoruz.
line diyoruz. Toplam diyor ki toplam konket yapıyoruz burada ve hesaplıyorum. Bakalım ne yapıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu direkt yazdırdığımda bakacağım hata verecek. Ne hata verecek? Line 12'de hata veriyor. Ne diyor arkadaşlar? Burada böyle atayamazsınız diyor. Değer atarken böyle atıyoruz. Tekrar çalışıyoruz. Bakıyoruz ne yapıyor şu anda. Şu anda bir kilitlenme meydana geldi. Ne oldu diyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. 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 Çıkıyoruz. Bir dakika. Tekrar bekliyoruz. Düşünüyoruz ki neden böyle oldu. Hep beraber o zaman teste bakalım. Diyoruz biz de. Debuglayarak bakalım ki ne oluyor, ne bitiyor burada. Debuglıyorum arkadaşlar, bakıyorum. Önce geldim. Baktım ki ve counter burada ne? Null. Geldim buraya arkadaşlar. Geldim. Sam ne oldu burada? Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz ki sam null geliyor. Counter ne? Null. Ha, demek ki neymiş arkadaşlar? Burada bunu görmedi. Yani burada ne eksik arkadaşlar şu anda sizce? Bir düşünelim. Vsum burada null geldi. Null'a, eğer Vsum null'sa 0 atıyor. 0 artı 0 diyor. Yani biz bu şekilde yazabiliyor muyuz arkadaşlar sizce? Yazamıyoruz. Neden yazamıyoruz arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar biz burada bunu da yazmayı unuttuk. Neverle diyeceğiz buraya. Geleceğiz arkadaşlar tekrar lafımıza. Çünkü biz burada arkadaşlar bunu sama sıfır açtık ama vcounter burada hala burada sadece bunu counter sıfır yapıyor. Burada da neverle yapmamız gerekir. Tabi bu kadar zahmete gerek yoktu aslında. Bir dakika arkadaşlar. Ben buradan çıksam iyi olacak. Buradan çıksam iyi olacak. Tabi böyle sıfır yazarız. Buraya da geliriz. Her seferinde buraya da. Yani bu neveli arkadaşlar tek seferlik iş görüyor. Her seferinde onu atamıyor diye. Sadece burada kendi neveli için atıyor. Yani buralarda yazmamız gerekecek. Yazalım. Yazalım burayı da arkadaşlar. Neveli ve counter. Ama en güzeli şunu yapmakta arkadaşlar. Üstteki ne? Şimdi yapalım arkadaşlar. Bakın yaptı. Toplam 55 dedi. Gördünüz mü? Yani neveli öyle bir şey ki arkadaşlar. Sadece onun içinde yapıyor. Yani şurada yapıyor. Bunu burada null'a 0'a eşitliyor. Ama burada girip bunu counter'a yine null atacak. Çünkü burada 0. Yani bunu counter'a bir defalık 0 atamıyor artık. Sadece olduğu yerde atıyor. Ne yapacaktık arkadaşlar? Şunu şöyle yazmayacaktık mesela diyelim. Şöyle yapacaktık. İşte bu kadar uğraşmayacaktık. Gelecektik. Vsum diyecektik. Burada her şeyi halledecektik. Burada her şeyi halledecektik. Şimdi burada da geldim. Şimdi bunu da atadım. Tamam. Ne veda şimdi? Artık bunları açıyorum. Burada bir defalık atıyorum artık. Bunu declaration'a da atayabilirdim arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Tekrar açalım. Hata verdi. Line 18 diyor. Line 18 ne var? Burada unutmuşuz. Geldim. Bakıyorum. Toplam 55'ti. Yine aynı şey oldu. Yani burada bir defalık atıyorsunuz ama bunun için de bir defalık atamıyorsunuz. Sadece o olduğu condition için atıyorsunuz. Yani bir sonraki gördüğünde yine null görecek. Şimdi arkadaşlar bunu while ile yaptık. Gelelim bunu bir de simple loop ile yapalım. Simple loop ile nasıl yaparız arkadaşlar? Burayı ben siliyorum. Tekrar diyorum. Neveli ben burada kullandım. Siz direkt 0 burada atayabilirdiniz bu şekilde. 0 diye atabilirdiniz ikisine de aynı şekilde. Ama ben sadece neveliyi hatırlamanız için yaptım. Burada arkadaşlar simple loop'la nasıl yapardım? End loop yapardım. Şimdi arkadaşlar burada yine v counter'ı bir artırmam lazım. Ama şimdi vsum diyorum. Eşittir. Vsum artı pardon. Olmadı. Vsum artı v counter. Geldim buraya arkadaşlar. Sonra diyorum ki V counter da 1 artır.
artı 1. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar geliyor sum topluyor 0 diyor. Sonra geliyor kontrol atıyor, tekrar giriyor, tekrar giriyor, tekrar giriyor, tekrar giriyor ama hep sonsuz döngüye giriyor. Yani bir kontrol lazım artık, değil mi arkadaşlar? Nasıl while'de bir kontrol koyduysak ondan küçükse, burada bir kontrol koymamız lazım, değil mi arkadaşlar? Ama ben burayı ne yapacağım? Demek counter kontrol etmem lazım. Counter'ı kontrol etmem için if diyorum ve counter diyorum. Eşitse küçük, pardon, küçükse ne diyeyim, bakın eşitse o, ondan büyükse diyeyim ya da ondan büyükse den diyorum arkadaşlar. Ondan büyükse girdi artık buraya. Ben artık bir loop'tan çıkma çaresi arayacak, böyle çıkabiliyor muyum bakayım diye. Gelecek buraya, diyecek ki ben bu loop'tan çıkıyorum. Exit diyorum. Exit diyorum arkadaşlar. Sonra da geliyorum end'i kapatıyorum. Şimdi gelelim burada, bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu simple loop yapıyoruz şimdi size. Diyorum ki buraya, buraya geliyorum. Loop'tan çıkıyorum. Arkadaş. Şimdi arkadaşlar gelin bunu bir güzel debuglayalım, bakalım ne oluyor, ne bitiyor burada. Debug'ımı kapatıyorum. Break yapıyorum. Break yapıyorum burada. Kapatmasını bekleyeceğim tabii ki de. Ben neyse yeni bir window açayım. Ben buraya geldim. Bunu yapıştırdım. Ve bekliyorum. Ha, geldi. Sıfıra verdi. Loop'a girdi. Artık sen burada ne arkadaşlar? Sıfır. Counter yazdı. Counter büyük sonundan değil. And if'i kapattı. Geldi tekrar loop'a. Hep loop'ta bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Kontrol sağlanmıyor, hep loop'un başına dönüyor. Nereye kadar dönecek arkadaşlar? Geldi şu anda, counter kaç? 7. Girecek. Counter kaç arkadaşlar? 9. Hala girmedi. End. Aha geldi, şimdi girdi. Bakın. Counter sum'u topladı. Counter'a baktı. 9. Geldi tekrar. Şimdi girecek, pardon. Counter sum artık 55. Counter 10. Geldi, condition gerçekleşti. Bunu yazdırdı. Loop'tan çıkıyorum arkadaşlar. X de geldi. Şimdi buraya gelecek arkadaşlar. Loop'tan çıkacak. Yani buraya ne koysanız görmeyecek. Exit. Exit arkadaşlar. Exit veya continue. Kendi altındaki, kendisinden sonra gelen hiçbir şeyi loop'un içerisinde görmez. Direkt loop'tan çıkar. Geldi. Loop'tan çıktı. Sonra yazdırdı. Sonra da eyvallah ben gidiyorum dedi. Bakıyorum sonuca. Loop'tan çıkıyorum arkadaş. Toplam 55. Yazdı arkadaşlar ve bitirdi. Yani bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Yani while loop yaptığınız şeyi simple loop'a da yapabilirsiniz. Ama kontrol koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu hatırlamanızda fayda var. Bu şekilde while loop'umuzu anlatmış olduk bugünlük. While ve simple loop arasındaki farkı da görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde yeni loop'larla devam edeceğim. Hoşça kalın.